Gülüp yorulunca yetişirsen olacak her şeyin yuvar öğren olma. Ve geldik fonksiyonlara. Gurme matematikçilerin en sevdiği konu. Nefis bir konu arkadaşlar. Matematik şu an başlıyor desem yeridir. Çok önemli. Öğreneceğiz. Bütün sınavlarda gelir. Ve bunun mantığını anlayınca daha bir sürü konunun mantığını anlayacağız. O yüzden fonksiyonlara aşırı önem veriyorum. Sen de aşırı önem ver. Gelsin bakalım matematiğin en kral konularından biri. Fonksiyonlar. Tabi önce sarı çiçekten bakalım. Bugün kaç yaprak dolduruyoruz? 1, 2, 3 sayfayı beraber dolduruyoruz. 1,5 yaprak. 1, 2, 3, 4 sayfada senin ödevin. Bunları da sen hallediyorsun. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Başlıyor. Neymiş bu fonksiyonlar? Arkadaşlar fonksiyon ne biliyor musun? Senin daha önce tanımladığın, senin tanımlamana göre çalışan bir makina. Bir mekanizma bir görev atarsın o da o görevi senin tanımladığın şekilde yapar. Mesela bak şu kumandada şu tuş ne demek biliyor musun? Işığı miktarını yükselt. Bu da azalt. Daha önce bu kumandaya bu tanımlanmış. Dolayısıyla bastığında onu yapar. Bastığında bunu yapar. Kendi kafasına göre yapamaz. Sen öyle tanımladın. Bak bu kapat aç tuşu. Niye? Ben öyle tanımladım. He. Demek ki fonksiyonda tanımlama, kuralı uydurma çok önemli. Senin uydurduğun kurala göre çalışır fonksiyon. Kafasına göre çalışamaz. Okey. Süper. Gel şimdi. Fonksiyonu önce kümeler üstünden gösterelim. Sayı kümeler üzerinden. Bak bir tane kümeden elemanlar alıp diğer kümedeki elemanlarla eşleştiriyorum. Tamam diyorum ki 1 A'ya gitmiş mesela. 2 B'ye. 3 de B'ye gitmiş olabilir. 4 C'ye gitmiş. Şimdi benim değerleri seçtiğim bu küme benim tanım kümem. Bu fonksiyonun nerede tanımlı olduğunu, nerede çalışacağını gösterir. Bu neymiş? Çalışacağı küme. Yani fonksiyon bu A kümesinde tanımlıysa A kümesindeki elemanlarda çalışır. Karşı tarafa gider karşıda da değerler alır. Değil mi? Bu da değer kümesidir. Mesela birinin değeri A'dır. İkinin değeri B'dir gibi. Dolayısıyla bunlar değer kümesidir. Fakat değer kümen çok büyük olabilir. Yani senin atış yaptığın karşıdaki poligonların hepsi senin değer kümedir. Her şeyi alabilirsin. Ama bir de okunu attın gitti karşı tarafa bir şey isabet etti. O isabet edenler sadece onlar senin görüntülerindir, görüntü kümendir. Değer kümenin içerisinde, şimdi değer kümesinin hepsini almak zorunda değilsin. Değer kümesinin içine aldığın değerler görüntülerin olur, sonuçların olur. Okey. Mesela birin değeri, yani görüntüsü kaç? A. Bir, bak fonksiyonda, heh, önce şunu söyleyeyim. Bu fonksiyon şöyledir. Biri alıp kaça götürmüş? A'ya. Şimdi sen fonksiyonun içine bir attığında sonuç olarak A'ya götürmüş. O zaman fonksiyona bir attığında sonucun yani görüntü A'dır. Fonksiyona iki attığında ne olur? B'ye götürür. Fonksiyonu 3 atmışsın yine B'ye götürmüş. Fonksiyonu 4 atmışsın C'ye götürmüş. Gördün mü? He, ben fonksiyonun makinasının içine sayılar koyuyorum. O da beni bir sonuca bir sayıya götürüyor yani. Aynen bu. Fonksiyonun mantığı bu kadar. Bitti geçmiş olsun. Tanımlı olduğu aralıkta çalışır. Belli bir değerler alır. Aldığı değerlere görüntü deriz. Mesela birin görüntüsü A'dır. ikinin görüntüsü B'dir. Şey gibi düşün. Fonksiyonu bir ayna gibi düşün. Tamam mı? Şurada bir ayna var. Bu ayna F aynası. Sen buraya 1 koydun mesela. 1'in aynadaki görüntüsü ne oldu? A gibi. Tamam mı? Ya da fonksiyon mesela f7 kaç olsun mesela? 15. Fonksiyon 15 koydun. 7'ye gitti. Sallıyorum buraya 15 yazayım. Pardon 7 yazayım. Özür dilerim. 7 yazayım. Kaça gitti? 15'e mesela. Tamam mı? Bunu nasıl tanımlayacağım? Buraya 7 koyuyorum. Aynadaki görüntüsü ne oluyor? 15. He, 7'nin aynadaki görüntüsü 15. 1'in aynadaki görüntüsü A gibi. Fonksiyonu görüntü veren bir ayna gibi düşünebilirsin. Fonksiyonu farklı farklı düşünebilirsin. Şimdi bir de sıralı ikili olarak yazalım. 1 nereye gitti? A'ya. 1 A'ya gitti. Biliyorsun sıralı ikililerde önce X sonra Y yazılır. Önce X sonra Y. Önce X sonra Y. Dolayısıyla ilk aldığın tanım kümenin elemanıdır. Bak ilkler tanımlardır. İkincilerse aldığı değerler yani görüntülerdir. Birin görüntüsü A. 1 A'ya gitti anlamındadır. 2'ninki B. Bak 2 B'ye gitti. Üçüncüncü B. 3 üç B'ye gitti. Dördüncüncü kaç C. 4 C'ye gitti demektir. Eee alınan değer ve sonuç yan yana gösterilir. Tamam Burada mesele bu. Mesela burada nasıl yazacağız? 7'ye 15. Niye? Fonksiyona 7 yazdım. Sonuç olarak 15 çıktı demektir. Mükemmel. Fonksiyon bu. Bir de fonksiyonun olma şartı var. Şimdi buradan buraya çizdiğim her çizgi fonksiyon olur mu? Kafama göre düşünsene. Şöyle yaptım ben. Bak. Kafama göre. Hadi bakalım. Bunu buna da götürdüm. Bunu buna da götürdüm. Bunu buna da götürdüm. Kafama göre çizdiğim her şey fonksiyon olmaz. Fonksiyon olması için ne şart var biliyor musun? Bir. Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. İki, buradaki her bir elemanın bir görüntüsü olacak. Tabi ben sana bunu günlük hayattan anlatayım. Fonksiyon ne fonksiyonu biliyor musun? Bu bir kargo fonksiyonu. Neymiş? Kargo. Kargo dağıtım firması. Kargoya bunlar geldi. Bunlara ne diyoruz? Kargo. Kargo paketi. Paketi. Bunlar da paketlerin dağıtılacağı evler. Bunlar da evler. Şimdi gel. Bir numaralı paketi A evine götürmüşsün, iki numaralı paketi B evine, 3 numaralı paket de yine B evine gitmiş. Aynı eve iki tane kargo gidebilir. 4 numaralı paket C evine gitmiş. Kargo firmasının şartı şudur, yani kargo firması olmak istiyorsan yasal kanun şudur: bir, bütün kargoları dağıtacaksın. Bak neymiş? Bütün kargoları dağıtacaksın. Bütün kargolar bir eve gidecek kesin. Boşta kargo kalmayacak. Bir tane paketi unuttum dağıtmayı. Olmaz. Bütün paketleri dağıtacaksın. Bir İkinci kural ne? Ya bir paketi iki eve götüremezsin. Ya fiziken aykırı. Mantıken ters. Düşünsene dört numarayı hem C evine hem D evine götürebilir misin? Olmaz. Bitti. Bir paket bir eve gidecek. Ve bütün paketler gidecek. Bu iki şart sağlanıyorsa bu bir fonksiyondur. Yani bu bir kargo şirketidir. Okey. Karıştırılan şey şudur. İki tane paket aynı eve gidebilir. Bak B ve C. Biri ayakkabı, biri tişört. İkisini aynı kişi sipariş etmiş yeri olabilir. Aynı eve gidebilir. Onda bir problem yok. Ama bir paket iki eve gidemez. yani. Çok saçma. Aynı paket nasıl iki eve? Bölüştürüp mü götüreceksin? Olmaz. Tam götürmen lazım. O yüzden bir paket bir eve gider. Yani bir sayının bir tane sonucu vardır. Her sayının da sonucu olmak zorundadır. Bu işte fonksiyon olmanın gerekli olan iki şartı. Her sayının sonucu vardır. Bir sayının bir sonucu vardır. Fonksiyon olma şartı bu. İki farklı sayının aynı sonucu olabilir. Bu fonksiyonu bozmaz. Heh. Gel. Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Evet fonksiyon olma şartı. Ve her elemanın sadece bir görüntüsü bir sonucu olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela A kümesinden B kümesine fonksiyon çiziyorum ben şimdi. Tamam uyduruyorum. 1, 2, 3. Sonuçlardan olsun. 6, 7, 8, 9. Şey, 9, 10 olsun. 8 dedim 9 yazdım. Diyorum ki mesela 1 numaralı paket 7'ye gitti. Olabilir. 2 numaralı paket 9'a gitti. Olabilir. 3 numaralı paket de 9'a gitti. Bu bir fonksiyon mu? Evet. Niye? Boşta eleman kalmamış. Her elemanın görüntüsü var. Bir. Ve her elemanın bir tane görüntüsü var. Bak her eleman bir, bir sonuca gitmiş. 2, bir sonuca gitmiş. Üç, bir tane sonuca gitmiş. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Şöyle olsaydı fonksiyon olmazdı. Mesela bir aynı zamanda 6'ya da gitseydi fonksiyon olmazdı. Niye? Ya arkadaş bu paketi hangi eve götüreceğim? Altıya mı, yediye mi? Bir sayının yani F1'in sonucu altı mı olacak? F1'in sonucu 7 mi olacak? Burada matematiksel tezat vardır. Bunlardan biri olmayacak. Dolayısıyla bir sayı iki sonucu eklediği için bu bir fonksiyon değil şu an. Ama bunu sildiğim ama fonksiyon. Çok güzel. Başka? 3 aynı yere gitse mesela hepsi 9'a gitse fonksiyon mu? Evet. Niye? Boşta eleman kalmadı. Hepsi bir yere gitti. İkincisi bir elemanın bir görüntüsü var. Bir elemanın bir görüntü. Hani ne demiştim? Aynadaki görüntü bir insanın aynada iki tane görüntüsü olabilir mi? Hayır. Bir aynada bir görüntüsü olur. Şu anda da fonksiyondur. Sabit fonksiyondur. Hepsi aynı yere sabitlenmiş. Fokuslanmış. Gözü ondan başkasını görmüyor hiçbirini. Tamam. Peki şu bir fonksiyon mudur? Hatta dur biri çizeyim 7'ye. 3'ü sileyim. Ha, bu bir fonksiyon mu? Değil. Niye? Boş eleman kalmış. Bu paketi götürmemiş. Bu bir fonksiyon değil. Fonksiyon şartını bozdu. Tamam. Bunu da götürüyorum. Nereye mesela? Bunu da 6'ya götürdüm. Bu bir fonksiyon mu? Evet. Hepsi bir ekmiş. Hepsi bir yere. Hepsinin bir tane sonucu var. Güzel. E hocam burada boş eleman kaldı. Burada kalabilir. Sorun yok. Bunda boş kalabilir. Tamam. Olay bu. Bunda boş kalmayacak. Bir elemanın bir tane görüntüsü olacak. Ha iki eleman aynı yere gidebilir. Sorun değil. Fonksiyon olanı bulalım. Bu bir fonksiyon değil. Neden? C boşta kalmış. Olmaz. Bu bir fonksiyon değil. Neden? C iki tane sonuca gitmiş. Şimdi FC 3 mü? Yoksa FC 4 mü? Yani FC hem 3 demiş hem 4 demiş. Bir sayı hem 3 hem 4 diyemezsin. Bu fonksiyon değil. Diğerlerinde problem yok. Bir ve A ve B'de sorun yoktu. Burada boşta eleman var. Fonksiyon olamaz. Burada bak A hem 1'e hem 4'e gitmiş. Fonksiyon olamaz. Bu bir fonksiyondur. Niye? Boşta eleman kalmamış ve bir sayının bir tane görüntüsü var. Tamam mı? Bu. Hepsinin görüntüsü aynı olabilir, sorun değil. Bütün kargolar aynı eve gidebilir. Bunda problem yok. Bu bir kargo şirketidir. Yani fonksiyonur. Süper. İkinci örneğe bakalım. Hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur? Hmm. Diyor ki 1 2'ye gitsin. Tamam 1 2'ye gitti. 2 3'e gitsin. Tamam 2 3'e gitti. 3 üç 3'e gitsin. Tamam 3 üç 3'e gitti. 3 4'e gitsin. Hayda. 3 üç hem 3'e hem 4'e gidemez. Bu bir fonksiyon değil. Sil. Nasıl yapıyorum onu gördün mü? 1 2'ye gitsin. 1'in görüntüsü 2, 3'ün görüntüsü 1. Tamam, sorun yok. E hani 2? 2 boşta kalmış. 2 de bir yere gitmeliydi. Olmaz. Çünkü bu fonksiyon arkadaşım A'dan B'ye tanımlı. Yani A'da tanım kümesi, B'de değer kümesi var. Tanım kümesi kümesindeki boşta eleman kalamaz. Tanım kümesindeki bütün sayılarda çalışmak zorunda bu fonksiyon. Olmamış. 2 de çalışmamış. Sil. 1 bir, 1'e gitsin. Tamam, gitti. 2 i̇ki, 2'ye gitsin. Eyvallah. 3 Üç, 3'e gitsin. Eyvallah. 4 Dört, 4'e gitsin. İyi de bir dakika. Tanım kümesinde 4 gibi bir eleman yok ki. Bu olmadı. Saçma burada 4 gibi bir eleman yok. Aşağı götüremezsin. Sil. 1-1'e gitsin. Tamam 1-1'e gitti. 1-2'ye gitsin. başla. olmadı. Sil. Niye? Bir hem 1 e hem 1'e hem 2'ye gidemez. Daha hiç bakmama bile gerek yok. 1-3'e gitsin. 2-4'e gitsin. 3-3'e gitsin. Süper. Bu bir fonksiyondur. Niye? Boşta eleman kalmadı. Her elemanın bir görüntüsü var. 2 görüntüsü yok. Güzel. E şıkkı doğru. Devam işte tanımlamalarda en çok karıştırılan soru tipi. Arkadaşlar şunların hangisi bir fonksiyondur diyor. Bak ben istersen bunların hepsini fonksiyon yaparım. Niye? Tanım kümesini ve so değer kümesini doğru seçersen hepsi fonksiyon olur. Ama bu aralıkta fonksiyon mu? Yani x yerine bütün reel sayıları yazdığında yani reel sayıları istediğin x değerlerinden seçtiğinde görüntülerin de reel sayı oluyor mu? Bak diyor ki x'leri reel sayı seç sonuçların da reel sayı çıksın. Görüntülerin de reel sayı çıksın. Şimdi gel. Bu fonksiyonun çalışmadığı bir nokta var. Bak ne demiştim? Tanım kümesindeki bütün sonuçlarda, bütün değerlerde çalışmalı. Buradan buraya gidiyorsa, şimdi benim daha önce yazdığım AB kümeleri çok basit kümelerdi. Yani görünen, sonu olan kümelerdi. Buradaki bütün değerlerde fonksiyon çalışmalı değil mi? Hepsinin bir sonucu olmalı. Hepsinde çalışmalı. Şimdi şu fonksiyon bir noktada çalışmaz. Buldun mu onu? Nerede hocam? Yavrum, payda sıfır olduğunda tanımsız olur değil mi? Evet. Burayı sıfır yapan değer 1'dir. x yerine 1 yazdığımda ne olacak? 1 1 0. Aa bu fonksiyon 1 noktasında çalışmıyor. İyi ama bana diyor ki bütün reel sayılarda çalışsın. Yavrum oğlum 1'de çalışmıyor. Bak reel sayılardan 1'i çıkarsaydım burada çalışırdı. Fonksiyonu şöyle tanımlasaydım. Bu fonksiyon bak bu fonksiyon reel sayılardan 1 bir hariç 1i çıkarttığında reel sayılar tanımladığımda bir fonksiyon mudur deseydim evet bu bir fonksiyon olurdu. Çünkü gerçekten reel sayılardan bir çıkardığında diğer bütün sonsuz sayıda çalışır. Sadece bir de çalışmıyor. Burada bir fonksiyondur ama şu aralıkta bu bir fonksiyon değildir. Çünkü çalışmadığı bir nokta buldum. Bu bir fonksiyon değildir ama ne zaman bu aralıkta değildir. Sil. Bu bir fonksiyon değil bu aralıkta. Peki bu bu bir fonksiyon mudur? Reel sayılardan reel sayılara. X'leri reel sayılardan seç sonuçlar real çıksın diyor. Şurayı tanımsız yapan bir değer var mı? Var kare kökün içi negatif olmaz. Ben x yerine eksi 10 yazarsam ama ya da hatta daha büyük yazayım. Eksi 20 yazarsam daha küçük yazdım hatta. Eksi 20 daha küçüktür eksi 10'dan. Şimdi eksi 20 yazdım. Burası ne olur? x eşittir eksi 15 olur. A çift kök kare kökün içi eksi olmaz ki. Bak bir reel sayı seçtim ve olmadı, çalışmadı, uymadı. Demek ki ben bütün reel sayılarda bunu bir fonksiyon olarak seçemem. Çünkü fonksiyonun yani köklü ifadenin tanımına, mantığına aykırı nok sayılar, noktalar var. O yüzden bu bir fonksiyon değildir. Nerede değildir? Reel sayılardan reel sayılara bu bir fonksiyon değildir. Başka bir aralık tanımlasam bunu fonksiyon yaparım. Şu aralığa göre fonksiyon olup olmaması değişiyor yani. Süper. Çünkü karekökün negatif olmadığı, Negatif yapan değer var. Demek ki değil. Şimdi diyor ki pozitif tam sayı seç. Sonuçların da pozitif tam sayı çıksın. Tamam. Bunu pozitif tam sayı seçip sonuçlarını pozitif tam sayı seçecek değerler bulabilirim. Ama bulamadığım var mı? Çalışmayan bir nokta var mı? Var. Mesela x yerine 1 yaz. 1 aşağı sol olur 2. E hani tam sayı çıkıyordu sonuç? Tam sayı çıkmadı. Demek ki bu aralıkta bu bir fonksiyon değildir. Reel sayı seç, sonuç tam sayı çıksın. Tamam, reel sayı seçerim. Mesela 9 seçerim. Şey, 9 seçmeyeyim mesela. Kaç seçeyim burayı? 8 e, seçsem 8 1 8 7 1'dir. Mesela şu an çalıştı, gördün mü? 8 noktasında çalıştı. Ama çalışmadığı nokta var mı? Var. Böyle çalıştığı sonsuz tane nokta var. Ama çalışmadığı bir tane bulursam yeterli. Çürütmem için yeterli. Bak yavrum. X yerine mesela 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz. Burası negatif çıkar o zaman. E negatif çıktığında sonuç tam sayı çıkmaz ki. Mesela atıyorum buraya hatta 10 yazayım. Bak 10 yazayım. 10-3 ne yap? 10-7 ne yapar? 3. Bak kare kök 3 yazdı. E ben bir reel sayı yazdım. Sonuç tam sayı çıkmadı. Kare kök 3 çıktı. Bu tam sayı değil. Bak çalışmadı. Gördün mü? Burada seçtiğim her sayıda çalışmıyor. Her sayıda çalışmalı fonksiyon olması için. Tanım kümesindeki her sayıda çalışmalı. Şimdi diyor ki x'leri tam sayı seç sonuçlar tam sayı çıksın. Bakalım. Aa bak bu olur. x yerine hangi tam sayı yazarsan yaz sonuçlar da tam çıkacak. Çünkü bu bir tam sayı 2 ile çarpıldığı için 1 çıkardığında da tam sayı olur. Hiç aykırı bir örnek bulamazsın yapıştır. Bak şu aralıkta çalışır. Bütün tam sayılarda çalışır. Sonuçların hepsi de tam sayı olur. Sonuçlardan bir tanesi tam sayı çıkmasaydı. Mesela 7 bölü 8 gibi kesirli çıksaydı bu fonksiyon değildir diyecektim. Yani şey gibi düşün. Bir delik patlamaya yeter. Hani bir balonun var. Tamam mı? Ya ben bunu bir yerinden deleyim. Ne olacak ki? Bir yerinden deldiğin an bu balon patlar. Bunun gibi düşün. O yüzden bir tane bile delik olmamalı. Balonun patlamaması için. Heh. Bunlarda birer tane de olsa delik buluyordum. Patlıyordu balon. İğneyi sokuyordum. Pat. Güzel. Olayı anladın diye düşünüyorum. Dört. Fonksiyonda değer bulma. En sevdiğim şey. Arkadaşlar. Bize bir fonksiyon verecek. Diyecek ki da bıdı da Bak bu fonksiyonun karnını İstediğin değer yaptığın an fonksiyonun değerini bulursun. Nasıl? Bak fx ben buna orijinal fonksiyon diyorum. Bozulmamış. Orijinal fonksiyon fx. x. Fonksiyonda x yazarsan yani ne yazarsan yaz. her fonksiyonun kuralını şöyle de bir anlatayım. Bak oraya gelmeden önce. Bak şu ne demektir? Mesela fx 2x artı 9. Bu ne demek biliyor musun? Ben senin içine ne koyarsam git onu 2 ile çarp sonra 9 ekle. Türkçesi bu. fx eşittir. Başka bir tane uyduruyorum. 6x eksi 1. Ben senin içine ne koyarsam git onu 6 ile çarp 1 çıkar. He, bak fonksiyon makinesi, mekanizmasını böyle kurmuşum. Ben nasıl kurarsam öyle çalışın. Mesela ben fonksiyon kuruyorum. Ben sana ne verirsem bir fazlasını ver. Ne verdim? Bir fazlasını ver. fx seçtir x artı 1. Aa, anladın mı? Güzel. Peki burada bir değer nasıl bulacaksın? Mesela fx şunu kullanalım hadi. Ya biraz bunda çalışalım. fx seçtir x artı 1 fonksiyonda. Ben sana 3 sorarsam ne demektir bu? Bak x yerine gelmiş 3. Burada da x yerine 3 yazacaksın. 3'ün bir fazlasını soruyor. Kaç demek ki? 4. Demek ki fonksiyonda 3 yazdığında sonucu neymiş? 4'müş. He. Ne görüyorum? Fonksiyonun karnında 3 var. Burayı nasıl 3 yapabilirim? x yerine 3 koymam yeterli. Güzel. x yerine her yerde 3 koyacaksın. Bu şu anlama gelir. Senin tanım kümen ve değer kümende 3 gidip 4'ü bulmuş. Ya da sıralı ikil diye yazdığında 3'ün sonucu 4'tür gibi. Okey. da tabi diğerleri varsa da devam eder. Şimdi fx verilmiş orijinal fonksiyon. F3 nedir? He, fonksiyonun karnı 3 olsun. Peki fonksiyonun karnı nasıl 3 olur? X'e direkt 3 yazmam yeterli. Ama burada yazdığım gibi burada da yazıyorum. Burada da yazıyorum. Her yerde X'e 3 yazıyorum. Bak F3. Bunu ne yapar? 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı 3 artı 7. 3'ün karesi 9'dur. Eksi 4 3 12 artı 7. İşlem önceliğine dikkat et. Şuradan eksi 3 gelir. 7 de burada var. 4. Yapıştır. Evet dördüncü örnek Bursa çıktı. Tamam mı? Tamam hocam. Şurayı bir düzelteyim bir saniye. Heh. Güzel. Devam edelim. Fonksiyonu vermiş. F1, F2, F0 nedir? Adım adım. Önce F1'i bulacağım. Fonksiyonda x yerine bir... Bak. Fonksiyonun karnının 1 olması için x yerine 1 yazmam yeterli. Ama bütün x'lerde ha. Bütün. Hepsinde 1 yazıyorum. 1 yazdım. 1 yazarsam 2 çarpı 1'in karesi artı 1 eksi 1. Harika. 1'in karesi 1'dir. 2 ile çarp 2. Artı 1 eksi 1'den sonuç ne geldi? 2. Demek ki F1'in sonucu yani görüntüsü 2'dir. Diyorum ki sen 2'sin. Sen 2 çıkıyorsun. Güzel. F2 nedir? Fonksiyonun karnı 2 olsun. Fonksiyonun karnı 2 olması için x yerine bu sefer ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Diyorum ki x yerine 2 yazdığım an aranan şey bulunur. Şimdi ne olur? F2 fonksiyonu yerine 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 1. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 artı 2 10 yapar. 1 çıkaracağım. Ne yaptı? 9. Bu 9'muş. Senin sonucun 9 çıkıyor. Bak F2 9 çıktı. Ve sonucuya geliyorum. F0. Tamam ne var? X yerine 0 yazın hocam. Hemen yazıyorum. 0. 0. 0. İlklerini basit olsun diye kolay böyle tane tane yapıyorum. Her seferinde böyle yapmayacağım. Merak etme. Buna da 0 yazdım. Eksi 1. Artı ne yazıyorum ya? Eksi. Hepsinde eksi yazdım değil mi? Karıştırma. Bu 0 yapar. Bu 0 yapar. Cevap eksi 1'dir. Senin de cevabın eksi 1. Şimdi gel. Ne oldu? Bu x'in toplamı 11'dir. Bölü. Eksi 1'den cevap ne? Eksi 11 yapıştır boş alanı. harikulade Ne yapıyorum? Fonksiyonun karnını bir istiyor. Buraya bir yapacak değeri atıyorum. Fonksiyonun karnını iki istiyor. Buraya iki yapacak değeri atıyorum. Seçiyorum ya. At atmak derken değer atamak. O, o değer atıyorum yani. altı gelsin. Fonksiyon verilmiş. Fonksiyonda iki yazınca sonuç 21 çıkıyor. Buna göre bir yazınca ne olur? Oo, fonksiyonda bilinmeyen bir şey daha var. A Bak bu ikisini kullanacağım işte. Bunu götür buna benzet. Yani gel. Fonksiyonda 2 yazarsan sonuç 21 oluyormuş. Tamam. Fonksiyonun karnını 2 yapmak için x yerine 2 yazmam yeterli. Her yerde x yerine 2 yazıyorum. Ne oluyor? F2 eşittir. 2'nin karesi artı. X yerine 2 gelirse a ile çarp 2a artı 7. Tamam. 2 yazınca sonuç kaç? 21. Demek ki burası 21'dir. Eşittir 21'e. Mükemmel. Bunu ne yapar? 4. 7 daha 11. At karşıya 21'de can çıkar, 10 kalır. 21'den 11 çıkar, 10 kalır evet. Solda ne kaldı? Sadece 2a. 2a eşittir 10. Her iki taraf 2a böl, a eşittir 5. Ben bunu kullandım. Geçici bir şeydi bu. F2'ye artık yazmama gerek yok. Çünkü F2'nin sonucu 21'miş. Bak 21 eşitledim. a 5. Tamam diyorum ki a sen 5'sin kardeş. O zaman fonksiyonu tekrar yazıyorum. Fx eşittir x kare AX ya, 5X a ya 5 x artık a'nın 5 olduğunu öğrendim artı 7. Heh. Fonksiyonun orijinalini tertemiz buldum. Oh be diyorum. Sonra diyor ki f1 kaçtır? E ne var? x yerine 1 yazdığım an f1'i bulurum. 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı 7. 12 yapar. Bir de burada var 13. Yapıştır altı bursa. Güzel güzel. Çok iyi ya. Ha, demek ki bir bilgi veriliyorsa bir fonksiyonun sonucu veriyorsa o değeri fonksiyonda değerine yazar. O sonucu da ona eşitlerim. Çok güzel. 7 gelsin. Aha! Zorlanın zırt dediği yere geldik. Bak. Şimdi sana orijinal fx mi verilmiş? Hayır. Deforme olmuş. F 5x 1 verilmiş. Ana. Ya ne güzel burası x olsaydı f9'u soruyor. x 9 yazacaktım. Şimdi ne yapacağım hocam? Bak yavrum. Sana diyor ki fonksiyonun karnı 9 olsun. Karnını nasıl? Buraya, buraya ben fonksiyonun karnı diyorum bu arada. Fonksiyonun karnı nasıl 9 olur? Şurası 9 olacak yani. He bak Bağlantıyı kurdun mu? Parantezlerin arası 9 olsun. Parantezlerin arasını 9 yap diyor sana. X yerine 9 yaz demiyor. Eğer sende orijinal f(x) olsaydı parantezlerin arasını 9 yazmak yapmak için x yerine 9 koymak çok kolay bir yöntemdi. Ama şimdi parantezlerin arasını, fonksiyonun karnını yani göbeğini 9 yapmak için buranın tamamını 9 yapmalısın. Buranın tamamını nasıl 9 yapabilirsin? Öyle bir x değeri seçersin ki burayı 9 yapar. Olay bu. Peki Hangi x değeri burayı 9 yapar? Kafadan göremezsen dersin ki şu ya hocam 5x 1 9 olmalı. He bu 5x 1 9 olmalı. Bak bunun tamamı 9 olmalı. O zaman bunu karşıya at. 10 olmalı 5x. Böl 5'e x 2 olmalı. Bak gel x yerine 2 yaz. 2 yaz. 5 kere 2 10. 1 çıkar 9. Yes. Gördün mü? Olayı anladın mı? Bak dikkat et. Ben sana orijinal fx vermedim. x yerine 9 yazmak fx'te geçerlidir. Orijinal fx değil. Bozulmuş, deforme olmuş bir şey verdim. 5x 1 verdim. 9'u bulmak için burayı 9 yapacak x değerini seçiyorsun. Burayı 9 yapacak x değeri belli. Daha x'in yerine 9 yazdığından 9 yapacak x değeri çıkıyor. Ama burada onu bu şekilde seçip bulacaksın. Süper. Tamam. O zaman x yerine 2 atıyorum. Bak gel. f. x yerine 2 yazarsan 5 çarpı 2 eksi 1 eşittir. x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi. Her yerde 2 yazıyorum bu arada. 2'nin karesi değil. Küpü. Eksi. 3 çarpı 2'nin karesi artı 1 oldu. Bak şimdi. 5 kere 2 10. 1 çıkar 9. Ya aradığım şeye benzedi. 2'nin küpü 8 eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12 artı 1. Şurası ne yapar? 9 eksi 12'den eksi 3 yaptı. F9 eksi 3'tür. Yapıştır. İşte herkesin karıştırdığı nokta bu. F9'u soruyorum. Gidiyor x yerine 9 yazıyor. La yavrum ben sana bunun gibi pardon şunun gibi hani gel buraya. Şunun gibi temiz fx mi verdim? Hayır. Burada x yerine 9 yazarsan f9'u bulursun. Ben sana böyle deforme olmuş bir şey verdim x yerine 9 yazarsan ne olur biliyor musun? 9 kere 5 45. 1 çıkar 44. F 44'ü bulursun. Ya. Ha. Unutma bunu karıştırma. Gelelim fonksiyon çeşitlerine. Birim fonksiyon birim. Diyor ki ben birim. Ne demek? Birim fonksiyon diğer adı etkisiz. Etkisiz fonksiyon. Hiçbir etkisi yok. Fonksiyon var mı yok mu? İçine ne atıyorsan dışarı onu çıkarıyor. Bak. Ne atarsan onu kusar. Fx eşittir x'tir. Ne demek hocam birim fonksiyon? Yani diyor ki benim içime ne atarsan dışıma o çıkar. Yani içim dışım bir diyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben birim fonksiyonum. Etkisizim. Bu birim derken birimci anlamında değil. Birim demek bir birim anlamında düşün. Bir şeyin bir birimi. Bir birim ölçü gibi düşün. Etkisiz fonksiyon demektir. Tamam bak. A'yı fonksiyona koy A'ya götürüyor. B'yi B'ye götürüyor. C'yi C'ye götürüyor. Hiçbir anlamı yok. F'a A'dır. F'b B'dir. F'c C'dir. İçi dışı bir. İçi dışı bir birim fonksiyon. Etkisiz fonksiyon. Mesela Fx nedir? X. Bak okuyacaksın. F birim fonksiyon. Demek ki fx x'dir. Fx artı 2 nedir? İçini dışarı çıkarırsın. Fx artı 2 x artı 2'dir. Bu da aynısıdır. x kare artı 3 x'dir. İçeride ne varsa dışarıya onu kusar. Neden? Bu birim fonksiyondur. Etkisizdir. F'in içine gx yazmış. Oo, bu da gx'dir. İçerideki her neyse. Hatta ben f'in içine ev çizeyim. Bak ev çiziyorum. Dışarı nasıl çıkacak? Ev olarak çıkacak. He, hiçbir etkisi yok yani. İçeride ne görürsem dışarı onu çıkarıyorum. Aynen öyle. Buna birim diyoruz. F birim fonksiyon olmak üzere. Bunları çözmek için ne yapacağım biliyor musun yavrucuğum? Ne yapacağım hocam? Yukarıdaki kılavuz bilgiyi okuyacaksın. Bunu okumazsan yanarsın. Çözemezsin. F birim fonksiyon. Yani hiçbir etkisi yok. İçeri koymuş? FXX. E dışarı x diye atacak. Yani şunun tamamının x olması lazım. Allah Allah. Aynen vallahi bunun tamamı x olacak x koydu içeri dışarı x atacak. E hocam burada kalabalık var. Sebebi şu. Burada sadece x olmalı. x kare olmamalı. O yüzden bu x karenin başındaki a 0 olmak zorunda. 0 çarpı x kareden bak yok oldu. Buradaki x karenin katsayısı sayısı? 1 olmak zorunda. Çünkü sadece 1 çarpı x'den x kalacak. O halde b yerine x 4 yazıyorum. x 4 artı 5 1 yapar. Güzel. Böylece bu olur. Buradaki sabit sayı olmayacak. Bu c'nin kaybolması için bu artı 2'den dolayı c eksi 2'dir. Eksi 2 artı 2 0 kayboldu. Bak ne kaldı? fx bu sıfır oldu gitti. Eksi 4 artı 5'ten 1 kaldı. 1 kere x. x. Bu da sıfır oldu gitti. Bak fx eşittir x. Bu kadar. Bunu sağlamak için a yerine sıfır yazmalısın. b yerine eksi 4 yazmalısın. c yerine de eksi 2 yazmalısın. Bunları toplama eksi 6'dır. Yapıştır 8'de alttan ayı. Buna birim fonksiyon diyoruz. Süper. Nasıl anlıyor muyuz? Ama vallahi anlamanızı çok istiyorum ha. Bu arada söyleyeyim. Şuradan bir yudum kalmış alayım. önemli yani. Okeyseniz devam ediyorum. 9. F birim fonksiyon. Aha bu bir birim fonksiyonsa şu içeridekini aynen dışarı atar. Hiçbir etki yapamaz. Yani dışarıda x kare artı 2x eksi 5 olmalı. Dışarıda x kare var. Önündeki ne olmalı? 1. Bak bir tane x kare olduğu için. E hocam burada x küp var. E i̇çeride x küp yok. Dışarıda x küp varsa bunu yok et. A yerine eksi 2 yazmalısın. Eksi 2 artı 2 0. Bu kaybolmalı x kareden bir tane var. Bunun önünün 1 olması için b yerine ne yazmalısın? 4. 4 eksi 3 1 yapar çünkü. Hatta dur bunlar başka renk yapayım. Pardon yapamadım. Bu eksi 2 olmalıydı. Bu 4 olmalıydı. Tamam. Şimdi sabit sayı kaç? Eksi 5. Aa pardon x var daha. 2x var. 2x. Burada da x var. Demek ki c sayısı bak 2. Çok, bak c çok güzel gösterdi kendi. C 2 olacak. 2x 2x sağlandı. Bir tane x kare bir tane x kare sağlandı. x küp yok o yüzden bunu yok ettim. Şimdi sabit sayı kaç? Eksi 5. Sabit sayı demek x'siz olan. Yanında x olmayanların hepsi sabittir. Bunların toplamı x, sabit sayıdır. Çünkü ikisinde de x yok. Eksi 5 çıkacak sabit. Demek ki bu ne olacak biliyor musun? 4 olacak. Çünkü 4 eksi 9'dan burası eksi 5 gelecek. Bak benzedi. Eksi 5 var mı? Var. 2x var mı? Var. Bir tane x kare var mı? Var. x küp bu da var ama burada olmaması lazım. Çünkü böyle öyle bir şey dışarı atmamıştı. O halde A sayısı eksi 2 olmalı, B sayısı 4 olmalı, C sayısı 2 olmalı, D sayısı da 4 olmalı. 8, 10, 2 çıkar 8 yapıştır. Hmm, bunun aynısını ayarlıyorum dışarıda. Çok iyi ya. 10 gelsin. Sabit ve sıfır fonksiyon. Aslında sabit fonksiyona bakalım çünkü sıfır fonksiyon da bir sabit fonksiyondur. Sabit ne biliyor musun? Bu kümenin bütün elemanları sadece bir eleman odaklanmış. Kara sevda, aşık olmuşlar buna. 3 de C'ye gidiyor, 2 de C'ye gidiyor, 1 de C'ye gidiyor, 4 varsa o da C'ye gidiyor, 5 varsa o da C. Hepsi aynı sonucu veriyor. Yani ya da şöyle düşün. Bu evdeki kız çok fazla alışveriş yapıyor. Akşama kadar kargo paketi geliyor eve. Sürekli kargo paketi geliyor. İşte bütün kargolar aynı eve geliyor. Tamam mı? Bu. Budur. Sabit fonksiyon. Kargo şirketi hep aynı eve çalışıyor. Bu. 1 koysan da sonuç C, 2 de koysan C, 3 de koysan C. Mesela fx eşittir. Hep bir sabit sayıdır. X yerine ne koyduğunun hiçbir önemi yok. Hep aynı sonuç çıkacak. Hocam 100 koysam da mı aynı çıkacak? Ya 100 koysan da aynı, 1000 koysan da aynı. Mesela bir tane sabit fonksiyonu uydurayım. fx eşittir 4 sabit fonksiyonu. Fonksiyona ne yazarsan yaz sonuç 4'tür. 3 de yazsan sonuç 4'tür. Fonksiyona 2 de yazsan sonuç 4'tür. Okey. Hep 4. Hep 4. Hep 4. Always. Usually. Every time. Nasıl İngilizcem ama? Very good f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı. Her x için fonksiyon c oluyorsa buna sabit fonksiyon denir. Sıfır fonksiyonu ne biliyor musun? Her zaman sıfır. Aslında bir sabit fonksiyon çeşidi. Ne yazarsan ya sonuç sıfır oluyorsa buna sıfır fonksiyon denir. Adı üstünde sıfır fonksiyon. Yani hep sıfır sonuç. Sonuç hep sıfır yani. Hep. Burada sıfır var. Sayılar hep sıfıra gitmiş gibi düşün. Okey? Tamam. O yüzden sıfır fonksiyon da aslında bir sabit fonksiyondur ama neye sabitlendiği bellidir. F bir sabit fonksiyon. Ha, öyle mi? F 50 kaçtır? Arkadaşlar F bir sabit fonksiyonsa Fx eşittir. Sabit fonksiyonda sadece sabit sayı olur. X olmaz. X kare olmaz. X küp olmaz. Mesela Fx eşittir 7. Bu bir sabit fonksiyondur. Sen burada x, x kare görebiliyor musun? X küp göremiyorsun. Göremezsin. Sadece sabit sayı görürsün. X'siz sayılar görürsün. Ya da başka bir Fx o, sallıyorum. Fx eşittir 9. Sabit. Ya da başka bir fonksiyonu sallıyorum. Gx fonksiyonu. Yx eşittir 21. Sabit fonksiyon. Yanlarında hiç x, x kare var mı? Yok. Sabit fonksiyonda x, x kare, x küp, x üzeri 4 olmaz. Sabit fonksiyonda sadece sayı olur. Bilinen sayılar olur. Bilinmeyenler olmaz. Bu bir sabit fonksiyonsa bunda x kare olmamalı. X olmamalı. Sadece şu sabit sayılar kalmalı. Peki x kare olmayacaksa a ne olmak zorunda? 1. 1 eksi 1 0. Bunun yok olması lazım. X'in yok olması lazım. Sabit fonksiyonda x olmaz. Demek ki b eksi 4'tür. x 4 artı 4 sıfır oldu gitti. Bak a artı b kaldı. a 1'di. b eksi 4'tü. O yüzden senin f fonksiyonun sabit fonksiyonun a artı b ya aslında 1 eksi 4. Yani cevap ne? Eksi 3. Senin sabit fonksiyonun her zaman eksi 3 eşittir. Ama her zaman. Ama her zaman. f 50 kaçtır? Yavrum sabit fonksiyon hep eksi 3 e eşitse f 50 de eksi 3'tür yani. Bir anlamı yok. İsterse f 100 sorsun. f 500 sorsun. Hepsi eksi 3'tür. Peki. Peki. Nasıl sabit çıkardım anladın mı? Sabit fonksiyon dediğim an hemen düşman kesiliyorum. Diyorum ki x kare ve x olmaz. Sadece bu sabit sayılar olacak. Bunlar okey ama bunlar olmayacak. Bunları yok etmek için kat sayısını buraya sıfır yapıyorsun ki sıfır çarpı bu sıfır olsun. Sıfır yapmak için a yerine bir yazdım. Bir eksi bir sıfır. X'i yok etmek için burayı sıfır yapmaya çalışıyorum. B yerine x4 yazarsam x4 at 4 sıfır. Demek ki b x4 olmak zorunda zaten. A bir olmak zorunda. Niye? Sabitse bunlar yok çünkü. Ortadan kalkmaları için sadece bu x'siz olanın kalması için Bunlar bu, sayıların bu sayıları değerlerini almak zorunda. E a1 b 4 ise 1 artı eksi 4'ten eksi 3 çıkar. Sabit fonksiyon eksi 3'tür. Ne yazarsan yaz eksi 3'tür. Harika. Devam. 11 gelsin. F sabit g 0 fonksiyon olmak üzere. Ne demek bu? X yerine ne yazarsan yaz bir sabit c sayısına eşit. G sayısı da 0 mı? G yerine ne yazarsan yaz sonuç 0'dır. Bir kere şunu biliyorum bir kere. G. Allah'ın sen, sen bir ortadan kaybol. Sen 0'sın. G 10 10'da 0'dır. G bin bir de sıfırdır. Sonucun senin hep sıfır. F'e geliyorum. Ya sen ister 2021 ol, ister 2000 ol, ister 2500 ol. Sen bir sabit sayısı. Mesela C sayısı. Sen de hep C çıkarsın. Şimdi bak ne oldu? 2 tane C, 2 tane sabit sayı artı burası sıfırdır. 3 tane 0 0 yapar zaten. Eksi C, eksi C var burada. Bu eksi unutma. Artı 12. Şimdi bu eksi C karşı artı C geçti. 3C oldu sol taraf. Burada 12 var. Her iki tarafı 3'e böl. C4 çıkar hocam. Teşekkür ederim. C4 ise bu ne demek? C sil. Fx fonksiyonu 4'müş sabit olarak. Y de zaten 0'dır. F1 kaçtır? Yavrum F'in bütün değerleri 4'tür. Y1 kaçtır? Y'nin bütün değerleri 0'dır. 4 artı 0'dan cevap 4. Yapıştır 11 diye. Uf. İyiydi. Severim böyle soruları. Gelsin sıradaki. Aha. Sabit fonksiyon bazen nasıl olur biliyor musun? Kesirli sana kesirli bir fonksiyona sabit diyorsa üstteki ile alttaki birbirinin bir katıdır. Yani burada sadeleşme oluyordur mutlaka. Tamam. De bak örnekle anlatsam var ya cuk diye anlayacaksın. Fx fonksiyonu şu aralıkta tanımlı. Bak neden buradan 2 iki, eksi 2'yi çıkarmış? Neden? Çünkü diyor ki bütün reel sayılarda çalışmıyor. Eksi 2 de çalışmıyor bunun. Ama sen reel sayılardan eksi 2 çıkarsan her yerde çalışıyor. Çünkü bu eksi 2 değerini yerine yazarsan x yerine eksi 2 yazarsan Bak 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 artı 12 ile toplayınca paydayı 0 yapıyor. Paydayı 0 yapan değer tanım kümesinden çıkarılıp atılır. Heh, mesele bu. O yüzden bunları böyle yapıyor. Kafasına göre yapmıyor. Çünkü biliyorum bazen öyle diyor ki ya hocam burayı niye böyle karışık verdi? Yavrum matematiğin bir tekniği var. Paydayı 0 yapan değeri çıkartırsın tanım kümesinden. Süper. Sil. Şimdi asıl meselemize gelelim. Fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f'a kaçtır? Aa bu sabitse şu x'lerin ortadan kalkması lazım. Peki nasıl kalkacak? Demek ki bu bunun bir katı. X'lerden bir ipucu yakalayamıyorum ama sabit sayılardan yakaladım. 4, 12. Bak aşağı yukarıdakinin 3 katı var aşağıda. Böylece 4'ü e 12'ye bölersen 1'e 3 elde edersin. Burada da 1'e 3 elde etmen lazım. Çünkü bunun buna sadeleşmesi gerekiyorsa bu da bununla sadeleşecek. AX de 6X sadeleşecek. Buradaki 4'e böl 1, 4'e böl 3. 1'e 3 oranı olması lazım. 1'e 3 oranı olması için A2 olmalı. Niye? 2'nin 6'ya oranı. 2'nin 6'ya oranı sadeleştirsen 1'e 3 yapar. 4 bölü 12 ile sadeleştirirsem 1'e 3 yapar. Yani bu en sonunda sadeleşip 1 bölü 3 olur. Bu fonksiyon 1 bölü 3 fonksiyondur. A2 olmak zorunda. Çünkü ancak o zaman sabit olabilir. Başka türlü sabit olamaz. Bölünmesi lazım yani. Tamam sabitledim. Bu fx her zaman 1 bölü 3. F kaçtır? F ama neyi sorarsan sor 1 bölü 3'tür ya. İster f ister f İstersen dananın kuyruğunu sor. O bile 1 bölü 3'tür. Ne alakaysa dananın kuyruğu. Ha dananın kuyruğu koptuğu yer var ya. Onunla gir. Neydi öyle bir atasözü vardı? Dananın kuyruğu kopuyor. Ha, o işte. O yüzden hepsi 1 bölüştür. 3'tür. Kesirlerde sadeleşme olmalı. İpucunu sabit sayılardan yakalıyorum. 1'e 3 oranı var. Burada da 1'e 3 oranı olmalı. O yüzden A2 olmalı. A'yı da sormuyormuş zaten. F'yi soruyormuş. O da 1 bölüştür. 3'tür. Ve böylece finito desperado el finito. Ulan var İtalyanca sözü arabesya söyledim. Gel. Yapıştıralım. Nerede? Oh be. Şimdi yokuş aşağı ineceğiz arkadaşlar. Son 10. Son 10 da değil. Biri gitti 9 kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Fonksiyonlardan devam edeceğiz. Fonksiyonlar çok önemli. Çok güzel, çok özel bir konu. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bir konu olsaydım. Ya bana delerselerdi ki. Sen matematikçi olarak bir konu ol. Ne olurdu? Fonksiyon olurdu. Vallahi bak fonksiyon öyle güzel bir şey. Her şeyi çözer. Her şeyin içinde var. Çok kullanışlı, pratik. Her zaman lazım. O yüzden fonksiyonları iyi öğreneceğiz. iyi analiz edeceğiz. Ödevlerini çöz. Bir sonraki ders bir şeyler daha ekledikçe daha iyi anlayacaksın. Soru çözdükçe özellikler göreceksin. Şimdi ben sana 100 bin tane özelliği böyle bombardıman gibi versem, bütün kuralları versem hiçbir şey kalmaz aklında. Öğrenme öyle olmaz. Bilgi üstüne soru. Bilgi üstüne soru çözümü. Bilgi üstüne soru çözümü. Bilgi üstüne soru çözümü. Böyle böyle ilerlersin. Yani parçala yut. Aralarda hep soru çözerek yut. Tamam. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Hoşçakal. Hazırsan başlıyorum. Çarp, böl, topla kolayca sayıları hükmediyor. Şen olacak trigonometri, polinomlar mantık. Matematikte bir uçtan bir uçak. Daha sonra şov yapacağım size. Dert değil konuları düşünme sen. Ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan. Matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir. Şen olacak her şeyin kolayı var. Öğren Allah. Kalemlik Düşürüm ellerimden öğretir her konuyu çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişir şenoloji Açın kola yuvar öğren olma. Sıkılıp yorulunca yetişir şenoloji Açın kola yuvar öğren